Hülya Hanım, hazır mısınız? Hazırım diyeyim mi? Gerçekten eşime aşığım yani. Görülmeyecek kadar bir monster görebilirsiniz karşınızda. Olacağım şeyler oluyorum zaten. Bu soru. Diğerlerine yine karar veremem. Çok kişi var. Hülya Hanım, hazır mısınız? Hazırım diyeyim mi? Hazırım. Heyecan var mı? Var. Başlıyorum. Aşk. Ünsal. Hiç düşünmeden iyiydi. Aile. Çok. Saygı. Herkes. Azim. Herkes. Demet. Kıymet. Evet. Hırs. Çalışmak. Evet. Çalışkanlık güzel. Çalışkanlık. Ünsal. Aşk. Ama çok kısa oldu ya. Bu kadar. Çok ama öyle. Ya ne yapayım? Gerçekten eşime aşığım. Yani başka bir şey tamam, diyemem. Aşk yeterli Seyhancığım. Sus diyorsun. Hayır aslında değil. Hayır tam aksine. Onun kimliğine aşığım zaten. Kaç yıl oldu? 27 yıl. Tamam sustum. Nefret. Hakim olması gereken bir madde. Politika. Ben apolitiyim. Kral çıplak mı? Çıplak. Sağlık. O da inanılmaz dikkat edilmesi gereken bir madde. Zeus. Kıymetli. Mantık mı içgüdü mü? Ben içgüdüyü seviyorum ama mantık daha doğru. Futbol mu siyaset mi? Futbol. Hangi takım? Beşiktaş seviyorum ama bir Almancı olarak da Galatasaraylıyım. Zaman makinesi icat ettiniz. Nereye gidersiniz? Küçük fillerin yaşadığı bir adada yaşamak isterim, uçmak isterdim. Yıl önemli mi? Yani en romantik böyle şey geliyor. 1920'ler gibi geliyor. Feminizm başladığı yıllar gibi geliyor. 1920 mı? Afrika mı? Ben almayayım, siz gidin gelin. Kiminle kahve? Picasso mu, Dali mi? Dali'de. Anadolu yakası mı, Avrupa yakası mı? Anadolu yakası. Eve misafir geldi, horluyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalır? Uykusuz kalırım. Issız ada sorusu yok. Tropikal adaya gidiyorsunuz. Valize ilk atacağınız 3 şey. Ya kuru ekmek kesinlikle, müzik aleti, mayo. Mayo, tamam peki. Bir yıl boyunca gemide denizin ortasında yaşayacaksınız. Yanınıza ne alırsın? Tamam, Zeus, Ünsal. Diğerlerine de yine karar veremem, çok kişi var. Olsun. Hatır için çiğ tavuk yenir mi? Yerim. Para saadet getirir mi, getirmez mi? Getirmez. Uçakta bir beyefendi omzunuzda uyuyor. Uyandırır mısınız, hostese mi haber verirsiniz? Uyandırma. Yalandan mı, yılandan mı korkarsınız? Yalandan. Sofrada obura mı, gevezeye mi tahammül edemezsiniz? İkisine de tahammül edebilirim. Yalan söylemeyeyim. Tatlışım ben diyorsun. Gerçekten, o konuda hani tatlışlıkla ilgili yok ama rahatsız olmam. Aşkın karşıtı, nefret mi, kayıtsızlık mı? İkisi de değil. Sabrınızı ne taşırır? Birisine haksızlık yapıldığında ama diyelim bir çocuk ya da bir yaşlı bir insan veya da çaresiz bir insan yapıldığında orada gerçekten görülmeyecek kadar bir monster görebilirsiniz karşınızda. Haksızlık o zaman. Evet. Kavga eder misiniz, sabır mı çekersiniz? Sabırlıyım. Başına gelen en iyi şey? O da bir cimrilik yapamam. Çok şey güzel şey geldi. Peki, oyuncu olmasaydı ne olurdu? Ya olacağım şeyler oluyorum zaten. Bu soru Hülya Duyar için geçerli değil. Öyle değil, evet. Hazır mısınız? Kıyamet kopsun arkadaşlar arasında. En yakın arkadaşınız. Ya şimdi en yakın arkadaşım diyemem mesela orada da çok arkadaşlarım var, yakın arkadaşlarım. En büyük rakibiniz kim? Al Pacino. Tarihte biriyle görüşme şansı olsaydı. Kim olurdu? Ya Nazım Hikmet. Kimin yerinde olmak isterdiniz? Kimlik olarak değil de mesela bir sihirbaz olmak isterdim mesela. Yapmak istediğiniz her şeyi yaptınız mı? Yani kendi şeyde çareme göre evet yaptım. Bitiyor. Şarkı olsa adı ne olurdu? Bitmesin. Güzel şeyler diyebilirdim mesela. Güzelmiş. En korktuğu hayvan? Hiçbir hayvan korkutucu değil. Biz daha onlara korkutucu geliyor. Ama ürktüğüm diyeyim... Ya örümcek bile olabilir işte. Zeus dışında en sevdiğiniz hayvan? Yunus balıklarını çok seviyorum. Ben de. Aşığım onlara. Ben de. Bitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.